Sevgili seyirciler, Elazığ'da birçok paydaşın katılımıyla Elazığ Turizmini Geliştirme Paneli düzenlendi. Panelde Elazığ'daki turizm değeri yüksek olan bölgelerin tanıtılması ve bu bölgelere daha çok turistin çekilmesi için yapılabilecek çalışmalar üzerine konuşuldu. Elazığ'da valilik, belediye, ticaret ve sanayi odası ve Fırat Üniversitesi'nin işbirliğiyle Elazığ Turizmini Geliştirme Paneli düzenlendi. Özel bir otelde gerçekleştirilen panelde Elazığ'da bulunan ve turizm değeri yüksek olan bölgelere yapılacak olan yatırımlar ve tanıtılması için yapılması gerekenler ele alındı. Toplantıya Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Bilal Üstündağ, turizm yetkilileri ve STK temsilcileri katıldı. Tursa Parput Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cuma Günler, paneli yapma amaçlarının şehrin potansiyelini alternatif turizmlerle nerelerde değerlendirebileceklerini görmek olduğunu söyledi. Elazığ Turizmini Geliştirme Panelini yapmamızdaki amaçlardan biri şehrin hali hazırda olan potansiyelini yeni alternatif turizmlerle işte nerelerde değerlendirebileceğimizi görmek, bunun için şehre bir katma değer sağlayabilmek. Bu programın umuyorum hedefimize ulaşacağını umut ediyorum. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Gürkan Talo selamlama konuşması yaptı. Öncelikle panelimize hoş geldiniz, saygılarımı sunuyorum. Bu panelimizin ilimize, şehrimize ve ülkemize inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hepinize bu pazar günü burada toplandığınız için tek tek teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Elazığ'da kurumlarla birlikte ortak yürütülen çalışmalarla şehrin turizm alanında hak ettiği noktaya geleceğine inandığını ifade etti. Elazığ'ımızda oluşan valilik, Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi, Ticaret Odası ile birlikte çok gayretli, çok güzel bir dönem geçirildi ve hakikaten Elazığ'ımızın hak ettiği yere Türkiye'de tanınmışlık düzeyinde en üst düzeye çekecek şekilde gayret ve çalışmaların sonucunda inşallah çok da güzel şeyler olacak. Bu toplantıda ve bundan sonraki yapılacak çalışmalarda umuyorum ki bunun ilk göstergeleri olacak. Turizmin dünyada çok farklı noktalara gittiğini aktaran Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Elazığ'daki turizm potansiyelinin farkına varmalı ve bu potansiyeli harekete geçirmeliyiz dedi. Turizm alanında bir takım yatırımlar yapma anlamında ciddi değişiklikler, dönüşümler yaşanıyor. Bizim ülkemizde inanç turizminden tutun, medeniyetlerin beşiği zaten, kış turizmine, sahil turizmine, doğa turizmine, işte termal turizm dediğimiz sağlık turizmine kadar her türlü kaynağı potansiyeli bünyesinde barındıran bir ülke. Bunu iyi değerlendirebilmek lazım. Ülkemizde büyük bir potansiyel var. Bu potansiyeli harekete geçirip ülkemize büyük katma değerler üretmek hepimizin borcudur. Ve Elazığ'ımızın tarihi güzellikleri anlamında da ciddi bir insanların zihninde var. Elazığ olumlu yönüyle hatırlanıyor. Özellikle Harput ve doğal güzellikleri. Onun için bu potansiyeli icraata çevirmek lazım. Protokol konuşmalarının ardından program Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Ticaret Uzmanı Tuğber Türkoğlu'nun Ticaret Bakanlığı Turizmi Destek ve Teşvik konusundaki sunumuyla devam etti. Şu anda Elazığ'da sağlık turizminin başlamanın ön şartlarından biri olan sağlık turizmi yetki belgesine sahip 7 kuruluş var. Tabii bu rakamın artması gerekiyor. Umarız bu etkinlik bir kaldıraç görevi görür. Bundan sonra sağlık turizmi daha da ilerler. Ardından panele geçildi. Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü, Elazığ Kültür ve Tanıtım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu, turizm alanındaki zenginlikleriyle Elazığ'ın Türkiye ve dünya turizminde önemli bir yere geleceğine inandığını ifade etti. Turizm gerçekten bacasız fabrika, olağanüstü getirileri olan ülkelerin gelirlerini, döviz gelirlerini büyük ölçüde artıran gerçekten bacasız fabrika çok önemli. Fırat Üniversitesi sayesinde bu yabancı öğrenciler Türkiye'de okuyor, Elazığ'da okuyor. Ciddi bir döviz bırakıyor. Aynı zamanda da biz Elazığ kültürümüzü, Türk kültürümüzü oralara ihraç etmiş oluyoruz. Gurur duyduğumuz bir üniversite hastanemiz var. Ne getiriyor bu? Tunceli, Bingöl, Muş gibi komşu ve yakın şehirlerimizi sağlık merkezi haline getiriyor bize. Oralardan çok sayıda
sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımız Elazığ'a geliyor. Lokantasıyla, oteliyle, hastanesiyle burayı canlandırıyor. Üniversitemizin yanı sıra özellikle son yıllarda da gelişti. Elazığ'da özel sağlık sektörü de çok gelişti. Elazığ uluslararası sağlık turizmi konusunda çok böyle hani Türkiye'nin en birinci sırasında değil ama yapılabilir. Burada çok kıymetli bilim insanları var. Türkiye'nin termal su kaynaklarının zenginliği dünyada ilk 5 ülke arasına giriyor. Avrupa'da birinci sırada. Bunu değerlendirmemiz lazım. Dolayısıyla Elazığ'ın sağlık turizmi açısından ve termal turizmi açısından bölgede çok önemli bir yeri olduğunu ve olacağını zaten biliyoruz. Elazığ'da önce bölge ve Türkiye, sonra da dünya turizminde çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Moderatörlüğünü Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Tümay Mercan'ın yaptığı panel, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Dr. Suat Arpacı ve Indigo Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Tosun'un konuşmalarıyla devam etti. Tabii burada Elazığ'ın bu değerleri cidden çok fazla. Özellikle hat gibi kültürel bir değeri var. Bu alternatif turizm kapsamındaki değerlerimizi daha fazla tanıtmak, daha fazla yaymak.